Efendim, İstanbul'da işlenen Sur cinayetinin ardından sosyal medya kullanıcıları ifşa seferberliği başlattı. Kadın cinayeti faillerini öven incel hesaplarının ifşa edilmesiyle başlayan süreç Discord ve Telegram uygulamalarında gençleri şantaj amaçlı hedef alan bir ağın açığa çıkarılmasına uzandı. Şimdi Telegram ve Discord'da açılan gruplarda kadına yönelik şiddetin ve kendine zarar vermenin teşvik edildiği, genç kızları istenmeyen davranışlara zorlandığı ortaya çıktı. Peki nedir bu Discord? Aileler nelere dikkat etmeli? Ne yapmalıyız bu konuda? Neyin üzerinde en çok durmalıyız? Konuğumuz var efendim. Aile ve yas danışmanı Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu ile birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, aslında bu kullanmış olduğumuz sosyal medya platformlarının ne kadar büyük bir tehlike olduğunu aynı zamanda. Evet, hayatımızı kolaylaştırıyor. Belki bir nebze olsun keyiflendiriyor da olabilir. Ama bu özellikle ilk gençlik çağlarındaki o ergenlik sürecindeki çocuklar ve çocuklar üzerinde çok büyük tehlikelere yol açabilecek bir aynı zamanda alan. Bu yüzden aslında sizin burada söyleyeceğiniz şeyler çok önemli hocam. Aileler ne yapmalı? Şimdi aslında aileler ne yapmalı ilk sorumuz oluyor Mehtap Hanım. Fakat şöyle bir şey var. Aileler bu konuda çok yalnızlar ve sadece sorumluluğu ailelere yükleyebileceğimiz bir durumda da değiliz. Elbette. Bu çok küresel bir şey. Yani Discord nedir diye şöyle bir baktığımda ben çok şaşırdım. Bu kadar geniş ve esnek olanakları olan bir yer olabileceğini düşünmemiştim. Şimdi benim neslimin ve benim neslime yakın insanların internetle geç tanıştığını düşünürsek, bu çağın gençleri için, çocukları için internet bambaşka bir dünya. Evet. Ve gerçek dünyadan da çok farklı bir yer. Bir kere bu konuda aileleri tek başına bırakamayız, onu söyleyeyim. Ve Türkiye'nin sorunları dijital çağda, içinden geçtiğimiz çağda çeşitlendi. Dijital çağ sorunları da çeşitlendirdi. Evet. Dolayısıyla buna yetişmesi gerekiyor devletin. Çeşitlenen sorunların çözümlerine proaktif olarak üstelik, üreterek, çözüm üreterek devletin yetişmesi gerekiyor. Sadece ailelerin neler yapabileceğinden söz edersek mevzuyu sadece ailelerle sınırlamış olur. Evet. Oysa eğitim sisteminin buna yönelik alması gereken tedbirler var. Eğitimciler de bunu tek başlarına başaramazlar. Dolayısıyla ciddi bir bilgilendirme, okullarla ebeveynlerin işbirliği yapabileceği bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Ben yakın çevremde ergenlik çağında çocukları olan ailelerle temas halindeyim ve görüyorum ki gerçekten yalnız bırakılıyorlar. Özellikle internet mecralarında çocuklarını korumakla ilişkili olarak. Şimdi bu Discord'la ilgili az önce yayına girmeden önce ben baktım. Sanıyorum Discord bazı kötüye kullanımla ilişkili hesapların bildirimlerini paylaşmaya başlamış yetkili makamlarla. Bu önemli bir şey. Çocukların buraya yönelmesinin çeşitli nedenleri var. Bir kere içinden çıktığımız pandemi süreci çocukların yalnızlaşmasına, internette çok daha fazla zaman geçirmesine, izole olmalarına yol açtı. Ve orada farklı bir dünya olduğunu gençler, çocuklar fark ettiler. Bunun çok bilincindeler. Çünkü burası gençler için kapsamlı bir topluluk oluşturma ve farklı iletişim olanakları sunuyor. Gizlilik ve anonimlik sunuyor. Bunlar önemli bir şey. Yani gerçek isimleriyle orada bulunmuyorlar. Evet. Çeşitli bot destekleri var. Müzik, oyun botlarıyla beraber. Dolayısıyla burada gençler interaktif bir deneyim ediniyorlar ve bu onların hoşnut olacağı bir şey, vakit geçiriyorlar. Dosya boyutu kısıtlamaları olmayan başka bir alan. Açıkçası çok biliyor muyum? Asla bilemiyorum. Çünkü ben de belirli mecraları kullanıyorum. Ama görüyorum ki şöyle bir şey sağlıyor. Bir topluluk kültürü. Burada olan topluluklara erişme kolaylığı, aidiyet hissi, evet, ve sosyalleşme sağlıyor çocuklar için. Şimdi bu tabii ki belirli
riskleri de birlikte getiren bir şey. Kötü niyetli kullanıcıların bulunduğu ortamlar buralar. Anonimlik olanağı sağlaması nedeniyle siber zorbalık yapanlar, kimlik avcıları için oltalama denilen bazı şeylerin kullanılarak çocukların yönlendirilebilmesi, zararlı içeriklerin kolaylıkla paylaşılabilmesine olanak sağlaması nedeniyle de çeşitli riskler taşıyor. Aileler tabii ki önlemler alabilirler. Gizlilik ve güvenlik ayarlarını kontrol ederek, buradaki Discord hesaplarındaki gizlilik ve güvenlik kısmını çok özelleştirebilirler. İşte yabancıların mesaj göndermelerini engelleyecek şekilde. Fakat yeterli değil. Yani sadece dediğim gibi bunu aileye bırakmak yeterli değil. Çocukların internette bu kadar çok vakit geçirmelerini azaltmak, yüz yüze iletişimi özendirmek, teşvik etmek zorundayız. Buradan çok uzaklaştık. Çünkü çocuklar bu ortamlarda tanımadıkları kişilerin kurduğu sunucularda farklı roller benimseyerek farklı şekillerde kontrol edilip yönlendirilebiliyorlar. Evet. Ebeveynlerin izleyici, gözetimci olması gerekiyor. Ve neyin ne olduğunu ebeveynin de bir genç kadar hocam, öğrenmesi gerekiyor. Şimdi sadece siz değil aslında ben de mesela bu incel, bu Discord bunları yeni öğreniyorum açıkçası. Biraz böyle yayından önce bakma imkanım oldu. Mesela incel istemsiz bekarlar anlamına geliyor. Evet. İngilizce kökenli bir kelime. İstemsiz bekarlar anlamına geliyor ve böyle bir topluluk oluşturuyorlar. Burada özgüvensiz, kendine güveni olmayan, kadınlarla iletişim kuramayan, kadınlarla herhangi bir işte belki gerçek hayatta ilişkisi olmayan işte çoluk çocuk diyeceğimiz insanların bir araya geldiği bir topluluk ama aynı zamanda bir tehlikeye de yol açabiliyor bu çoluk çocuk diye önemsiz hale getirdiğimiz o topluluk. İnsel böyle bir grup. Tabii. İzleyicilerimize de bunu söyleyelim. Hani bu anlama geliyor. Böyle bir şey var, ifadesi var. Ve işte kadınları bir mit haline getirip böyle manifesto, bir takım manifestolar yayınlıyorlar. Ve dolayısıyla çok aslında tehlikeli bir mecra. Burada ben size şunu sormak istiyorum hocam. Buyurun. Böyle bir durumda bununla karşılaşan bir çocuğun psikolojik anlamda ya da davranış bakımından ne gibi değişiklikleri olabilir? Yani ailelerin bunu fark edebilmesi açısından soruyorum bunu. Nasıl farklılıklar gözlemlenebilir bu tür çocuklarda, böyle gruplara dahil olan çocuklarda? Şimdi bu tabii kolay bir şey değil. Bir kere ebeveynin çok farkındalığının da yüksek olması gerekiyor. Bir kere çocuklarda bir takım söylem değişiklikleri olabilir. Bu çok önemli. Manipüle ediliyorlar. Evet, tabii ki. Çünkü şöyle bir şey oluyor orada. Çocuklar farklı bir dil kullanmaya başlayabilirler bir süre sonra. Ve aynı zamanda şöyle bir şey çıkabilir ortaya. Kadınlara yönelik farklı yönelimlere, cinsel yönelimlere yönelik farklı söylemleri olabilir çocukların. Burada kullanılan ortak bazı diller var. Ondan da bahsetmek gerekiyor. Mesela işte Black pill, evet. Red pill gibi gerçek dünya düzeni hakkında farklı yönlendirmeler, yanlış yönlendirmeler, bunlar işte bir takım mizah ve mem kültürü kullanma, online forumlar, sosyal medyada farklı isimler altında, örneğin Reddit, 4chan gibi bir takım gruplar var ve forumlar var. Buralarda çocuklar pek çok özellikle kadın karşıtı, mizojini dediğimiz, kadın düşmanlığı dediğimiz incel topluluğunun, incel de diyebiliriz, incel de diyebiliriz tam Türkçe söyleyecek olursak, ana teması bu. Kadınların kendilerini kasıtlı olarak reddettiği inancını yaymaya çalışan bir grup bu. Şimdi burada şöyle bir şey var. İşte bir de bu yeni mi çıktı? Şimdi biz bununla ne yapacağız? Hayır. Bu dijital çağın dünya genelinde bir takım sosyal bozulmaların yansıması olarak yaşadığımız sorunlar bunlar. Yeni sorunlar. Ne
yeni sorunlar, bunların ne olduğunu bilmek durumundayız. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Zorunlu bekarlığın ya da zorunlu ilişki kuramamanın sorumlusu olarak kendileri dışındaki insanları belirliyor insel topluluğu. Bu grubun, grup varsa eğer, böyle resmi bir gruptan da söz edemeyiz. Burada bir inanış var ve buna yönelme var. Kendi dış görünümlerinin, sosyal becerilerinin yetersizliğinin sorumluluğunu. Evet, bütün bunların sorumluluğunu kendileri dışındaki insanlara yükleyip ve bunun intikamını almaya yönelmiş bir grup var. Dünyada örnekleri olan bir şey bu. Evet. Ve gençleri bu grupların etkilemesi çok kolay. Çünkü ergenlik çağındaki gençler bir cinsiyet kimliği ve bir kimlik arayışı içinde oluyorlar. Kendi dış görünümlerinden hoşnut olmuyorlar. Bir özgüven eksiklikleri olabiliyor ama bunlar çok doğal. Ergenlik çağına özgü özellikler. Dolayısıyla burada bunu sağlayabilecek açık iletişimin ve etkileşimin okul, aile ve ergen arasında sağlanabilmesi gerekiyor. Çocuklarının aileler söylemlerinde, özellikle kadınlara yönelik söylemlerinde farklılıklar fark ediyorlarsa, görüyorlarsa burada bir sıkıntı var demektir. Çünkü orada bir terminoloji var. Mesela çok küçücük bir örnek verebilirim. Şöyle bir şey kullanıyorlar. Süremiz, toparlayalım. Söylemlerine çocuklarımızın dikkat etmemiz gerekiyor. Okulların ebeveynlerle mutlaka işbirliği yapması gerekiyor. Ama devletin değişen sosyal sorunlara ve bozulmaya ne kadar katkısı var kurumlarıyla, bunu çok iyi önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Evet, devletin ve siyasetin özellikle. Ne kadar söyleyebildik bu kısa sürede bilmiyorum ama herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi kontrol gerekiyor. Kontrol mekanizmaları oluşturmak gerekiyor buna dair. Denetim mekanizmaları oluşturmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Profesör ederim. Doktor Şengül Kablemitoğlu ile birlikte konuştuk konuyu efendim. Aslında daha da konuşulması gereken pek çok nokta var bu konuda. Ama bu bölümü kapatmak durumundayız. Birazdan spor haberlerini aktaracak Berna Kahraman. Saat başında tekrar birlikteyiz.